Söyle. Söyle söyle. Mal mısın kızım sen de? Neyine güveniyorsun lan de? Söyle ya. Adam ne güzel seni eve çağırmış. Sen neyine güveniyorsun de söyle, söyle lan. Ya başkası olsa derdin de Şebo, sana diyemem yani. O kenafir gözü senin çocukluk travmandan vurdu. Anan gibi aşağıladı, ezikledi seni. Sen kim ***'sin dedi sana. O kenafir gözü yok mu, o kenafir gözlü? Eve geri dönecekmişim. Allah Allah. Kimsin lan sen? Sen hayırdır lan? Gel gel, git git, oldu. Ben bu eve dönersem var ya, benim kendime saygım kalmaz, biliyor musun? Hiç. İşte. Ne de, ne? Yani çocuklar için cehennemde yanmaya razıydım diyordun ya Şebo. Git yan şimdi, al sana cehennem. Sen niye hayır dedin ya? Ha? Mesut için mi? Ne Mesut'u be? Hayır, tabii ki de öyle bir şey değil. İpler hala benim elimde. Çaresiz değilim. Bunlara da muhtaç değilim. Bir gün gelir de muhtaç olursan Şebo. Ha, arz-ı muhal yani. Onu da o zaman konuşuruz, olur mu? Ne kural? Hayatta kal, ayakta kal değil miydi? Oyunun kurallarını Melisa da çok iyi biliyor yalnız. Hemen hamile kalmış. Ya adama bunu söylüyorsun. Hiçbir olmamış gibi geliyor. Hiçbir şey olmamış gibi yağ gibi üste çıkıyor ya. Ama onlar hep üste Şebocuğum. Onlar hep üste. Altta kalanın canı çıksın. Hep tepemize basıyorlar Şebo. Hep tepemize basıyorlar. Bana bir şey olmaz ya. Çıt kırıldım mıyım lan ben? Bambu gibisin kız. Vallahi. Esnedikçe esniyorsun. Esnedikçe esniyorsun. Ama senin de bir kırılma noktan var tabii. Var. Çocuklar işte. Bir sabah alır giderse onları. Bir daha hiç göremezsen ne olacak Şebo? Gider. İzin verir miyim lan ben? Hiç yapamaz. Nasıl? Bilmiyorum. Bir şey bulurum ben. Bulurum ya, her zaman buldum. Gene bulurum. Merak etme, bulurum dedim. Her zaman buldum. Vallahi hiç iyi görünmüyor kızım sen. Yemin. Söyleyeceğim. Hı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Biraz kendi kendine konuşuyor gibisin. Hı, hı. Telefonla konuşuyorumdur ya. Ne saklıyorsun? Sen telefonla konuşuyorum. Al bak telefon. Sen ne işin var burada? Yine niye geldin sen buraya? Ağzımdan aldın soruyu. Burası Onur'un evi ya. Hı hı. Senin ne işin var burada? Şebocuk. Niye geldim gerçekten merak ediyor musun Melisa? Ay çocukları görme krizin gelmiştir. Ne olacak? Bak Melisa, bence şu konuda bir anlaşalım. Alay edilecek bir konu değil. Sen de anne olacaksın. Hamilesin ya. Hafife alınacak bir şey değil yani bu. Ay anladık. Anasın sen, ana. Yeter buradan prim kastığın ya. Ayrıca benim hamileliğimi kutlamaya gelmiş olamazsın. Öyle değil mi? Hani ben tek geceliktim ya. Yalnız o tek gece nelere gebeymiş meğer.
Şebo, sen niye duruyorsun ya? Allah aşkına sen söylesene şuna ya. Onur seni buraya niye çağırdı? Sen niye dur kal geldi sana? Konuş. Kal geldi. Canını yakalım mı? Yak. Yakalım. Kim? Ne diyorsun sen ya? Ne diyorum ya? Onur çağırdı, o yüzden geldim. Hı. Ay anladım. Onur seni çağırdı. Çocukları gör diye çağırdı. Anladım. Sonra? Sen hiçbir şey anlamadın Pimpon. Ben konuşuyorum ya. Ya tamam sustum. Öf sustum tamam. Şebnemciğim. Sen hayırdır ya? Bu sabah biraz erken mi başladın? Ha? Kafa bir milyon. Ne saçmalıyorsun ya sen? İyiyim ben. İşte Onur çağırdı. Onur çağırdı. Eve geri dönmemi istiyor. Ay, ev derken o İzmir'deki çöplüğü kastediyordur herhalde. Ananı da babanı da al git diye. Bana dön diyor, bana. Evine geri dön diyor. Git Onur'a sor istersen. Çocuğunuza isim düşünürken bunda konuşursunuz. İyi olur. Sorayım. Ben seni terk ettiğimi zannediyordum Onur. Ama öyle değilmiş. Çünkü ben seni şu anda terk ediyorum. O yüzden sana cevabım hayır. Elinden geleni ardına koyma Onur. Sana diz çökmeyeceğim. Ben geldim. Bir ara sen de gelmelisin. Doktora yani. Rutin kontroller başlayacak ya. Heyecanlı oluyor. Hoş geldin. Gideriz tabii. Hoş bulduk diyelim. De siz beraber mi içtiniz? O da pek iyi görünmüyordu çünkü. Kimden bahsediyorsun Melisa? Kimden bahsediyor olabilirim? Şebnem'den bahsediyorum. Yine ayaküstü yalanlarını saçıp gitti. Ha bırak şimdi onu da boş ver. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Çok uslu bizim oğlumuz. Hmm. Erkek olduğuna karar verdin yani. Hmm. Öyle hissediyorum. Babası sen, annesi ben. Gümüşçülerin veliahtı ipleniyor. Sağlıklı da olsun da. Amin. Sen bana boş ver dedin ama... Huyum kurusun. Konu Şebnem olunca sormadan edemiyorum. Neden durup dururken yalan söyledi bana? Eve dön demişsin, burada kal demişsin. Neden durup dururken bunları söyledi? Onun ne dediğinin bir önemi yok artık. Peki ne istiyormuş senden? Hı? Ne konuştunuz? Her zamanki şeyler. Canımızı sıkmayalım şimdi. Benim bir duş almam lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.